Herkese selamlar dostlar. 4 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelem var. Bu maçlarla genellikle ben iddaa tercihleri yöneldim. Bugün çok fazla yüksek oranım yok. Öncelikle onu belirteyim. Dilerseniz hemen başlayalım. Bir adet skor yarışmamız var. Ekrana gelsin. Fenerbahçe, Slovaçko. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Şöyle söyleyeyim. Sezona özel ve Fenerbahçe maçına özel olarak şunu belirteyim. Bilen herkesi... Katıl Telegram gruplarımızda Ağustos ayı boyunca misafir edeceğiz. Sizler de skor yarışmasına katılabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Fenerbahçe Slovaçka maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Dediğim gibi bilen herkesi katıl grubuna alacağız. Yorum yazmanız yeterli bunun için. Videoyu da beğenirseniz güzel olur. Geçtim bunu. Yüksek misli için Ağustos ayının açılımını yaptık arkadaşlar. Açılışı yaptık. Benfica Midland maçı vardı. Dedim ki ev sahibi 1.5 üst. Bunun oranı idealidir. Hatta Nesine MBS 2 açmış bakın. Onun içinde ne yazdım? Dedim ki evsel 1.5 üstünde oranı 1.38. Avrupa'dan oynayanlar bunu bir değerlendirebilir. Nesineciler riski alabilirse birden bir yapsın 1.51 gibi oran. MBS'ye giden de kurtulursunuz dedim. Hatta sonra yazdım ki hemen altına yazdım okuyayım. Şimdi bana bana desin, birisi çıksın desin dedim ya. Bütün UCL maçlarını MBS bir açıp da Benfica maçı neden MBS 2 açıyorsunuz dedim. Çünkü dedim ki bu maçın bekleneni Benfica'nın farklı kazanması %70'te bu olacak ki tecrübe olduğunu da aktardım burada. Yıllardır bu böyle yani. Böyle bir dümen varsa mesela birazdan Molde maçını anlatacağım. Her maçı canlı açmışlar. Molde maçını açmamışlar. Neden? Çünkü bu maçta para var. Yedirmek istemiyor bu adamlar. Ben de bu şekilde dedim ki birden bir yapın. 1.51 gibi orandan yüksek orandan alın. Riski alın dedim hatta. Risk alabilirsiniz alın dedim. Böyle yapın anlattım. Başarılı da oldu. Ağustos ayının çalışını yüksek misli de çok güzel bir şekilde yaptık. Geçtim bunu. Bugün canlı rolling yapıldı. Sabah editör arkadaşımız yaptı. 4 seri toplamda 5 seride bitirecektin. İlk seri rolling 1'imiz başarılı oldu. 1.55 gibi orandan. Rolling 2 1.71 gibi orandan. Rolling 3 1.41 gibi orandan. Rolling 4 1.50 gibi orandan başarılı oldu. Fakat rolling 5 1.80 orandan başarısız oldu. İlk kere 1.5 üste gittik. Maç 1-0 oldu fakat 2 gelmedi. Onu da belirteyim sizlere. Bu şekilde canlı odasında rolling yaptık. Dün neler neler yaptık. Hatta ekrana gelsin dünün şeyleri. Telegram grubundan gidelim. 2.78 gibi orandan maçta ekmek var dedik. İlk yarı çok hızlıydı. İlk yarı 1.5 üst 2.78 gibi orandan Vamos. dakika 44'te geldi arkadaşlar. Çok güzel geldi. Ondan sonra dedim ki biat edin ya dedim. Bu iş böyle olmaz dedim. Şerif maçı vardı. İlk yerden bir gole girdik. 1.80 gibi orandan maç zaten sonradan alevlendi. İlk yarı 1.5 üst oldu herhalde. Buradan 1.80 gibi orandan aldık. liferik maçına 3.5 üst aldık 1.71 gibi orandan. O geldi. Onu geçtim. Liferinki ev sahibi 1.5 üst aldık. 1.58 gibi orandan. O da geldi. Bir de ben dedim ki herkes açık attım bunu bu arada. Herkes açık Telegram grubumuz var bildiğin üzere. 3. gol Dogores de dedim. İlk yerden o da geldi. Ev 1.5 üstü de geldi. 5.5 üstü de geldi. 6.5 üstü de geldi. İnanılmaz aldık dün. Hatta katıl Telegram grubundaki bu gruptaki arkadaşlar mutlaka canlı için yoruma yoruma bir yazsınlar yani kendilerini belli etsinler. Geçtim bunu. Dilerseniz maçlarımıza başlayalım. Toplamda 6 adet maçım var. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Like'lardan dolayı şimdiden çok teşekkürler. Like atan elleriniz dert görmesin diyerek başlayalım. Fenerbahçe Slovaçko mücadelesi. Şimdi notlarımı da çıkardım. Siz zaten bu maçın maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Bilen herkesi katıl grubumuza alacağımızı da söyledik. Fenerbahçe maçında eksikler var mesela. Bu eksikler önemli eksikler. Kimler mesela? Bunları zaten benden siz daha iyi biliyorsunuz. Ferdi mesela bu maçta olmayabilir. Zalay olmayacak. Altay olmayacak. E, Mert Hakan olmayacak muhtemelen. Birkaç isim daha var. Kasında Joao Pedro olmayacak. Sakatlandı mesela direkt. Fenerbahçe'de hücum hattında en azı oyuncu bence Valencia. Çok rahat pozisyon hem bireysel anlamda formda olduğunu gördük. Hem de hücum hattında rahat pozisyon üretebilen bir takım olarak Biraz gözümüze geldi. Fakat o tam oturmuş bir Fenerbahçe yok ki çok normal. Hala transferlerde devam ediyor. Daha dün Alioska açıklandı. Hatta Soper hattında burada yeni yapılan iki transfer oynayacak muhtemelen. Onların ne kadar uyumlu olacağı da şüpheli. Crespo bu maçta olabilir mesela. Buruma, Rossi gibi isimler de sahada olabilir bu maçta. Şimdi alternatif çok olduğu için Fenerbahçe'de çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Burada Kadıköy'de olmasından dolayı ve K maçının son bu şekilde... Kötü, kötü bir şekilde elden kaçması bence Fenerbahçe'ye burada itici güçlerden bir tanesi olabilir. Tribün de ekstradan bir motive edecektir Fenerbahçe takımını. Deplasmana baktığımız zaman da Slavaşka ekibini Geçen sezon 20 gol atan oyuncusunu Slavia Prag'a kaptırdı bunlar. Jurečka diye bir oyuncu. Onun yerine birkaç iki tane ekleme yapmışlar. Fakat ne kadar tutar bilmiyorum ama en golcü isimini kaptı, kaptırmış. Hatta 20 o atmış. 8 de başkası atmış. 2 tane en golcü oyuncularını kaybetmiş bir deplasman takım var. Çek ekibi. Onlar Çek ya da Süper Kupayı kazandığı için bu kupaya kazanmaya hak sahibi buldu. Avrupa tecrübesi de çok fazla yok ekibin. Fenerbahçe'nin kendi evinde netice bir güçle bence Slovaçka'ya karşı iki tane gol atması benim idealim yani ev sahibi 1.5 üst burada ideal alınabilir. Bunu yazalım. Nerede var şurada hemen. Ev sahibi 1.5 üst oran bir 35 olmuş. 1.37 oranı vardı. 1.35'e kadar düşmüş. İdeali budur. Bir de yüksek oran önermek istiyorum. Hatta maç skorunu da önereceğim sizlere. Şimdi Fenerbahçe'nin stoperdeki o iki tane stoperin olmayışı. Tisserand yok, Serdar Aziz yok, Zala yok. Stoperdeki yeni transfer olacak. Onlar iyi işler yapabilir. Beklenti o yönde. Fakat birbirleri arasında uyumu ne kadar uyumlu olacak. O yüzden burada Fenerbahçe takımı gol de yiyebilir. Bakın KG var da da 1.89. Bunu böyle düşük misli sistem kuponlarına koyabilirsiniz arkadaşlar. Benim skor beklentimi de belirteyim. Ev sahibi 1.5 üst dedim. Yüksek oranlarda da Slovaçko da atabilir dedim. Defansta o hata gelebilir dedim Fenerbahçe adına. 2-1'de skor beklentim var. 6 da bu oranı var. Maç skorunda tercihim bu yönde. Mal böyle... Din Derek mücadelesi. Şimdi Malmö'ye baktığımız zaman ben burada Malmö'de de Zalgiris maçı sonrası teknik direktörle yollar ayrıldı. Yeni bir teknik adam henüz daha gelmedi sanırım oyuncular mı yaptı, kendileri mi yaptı bilmiyorum ama kendiliklerini iyi oynayan. Mesela son Sirius maçı var 3-1 kazandı. Çok oyunu domine etmişlerdi o maçta. Bilmiyorum nasıl oldu. Burada bence kazanacaktır. Fakat kazanırken de taraftarına bir özür borçlu olan bir Malmö takımı var. İlk yerden galip gelir diye düşünüyorum. 1.45'te bunun oranı var. Oran yakalamak adına böyle bir tercihe gittim. Deplasman ekibi zaten Lüksemburg ekibi. Lüksemburg'da da sanırım daha tek bir mücadele oynadı bundan önceki oynadığı takımlara baktığımız zaman da zaten kalite farkı da olduğunu söylemek mümkün. Malmö İsveç Ligi'nin kalbur üstü takımlarından ve şampiyonlar ligine kadar gitmiş takımlardan bir tanesi geçen sezon iyi işler çıkaran bir takım. Burada ilk geri bir taraftar özel özür mahiyetinde ilk yerden hızlı bir başlangıç gelebilir Malmö'den ilk geri bir tercih idealdir. Molde Kisvarda takımı. Şimdi bu maç hakkında dedim bakın canlıyı açmamışlar dedim. Böyle her maç açarlar bu, ma bu tür maçlara açmazlar. Çünkü beklenti var yani. Millet de yüklenecek. Bu maçlarda canlı da ekmek olabiliyor. Her zaman da oluyor diye bir şey yok mesela. Moda maçlarına bir ara mesela en son moda maçlarından bir tanesinde öyle oldu. Canlı açmadılar. Maçlar sürpriz bitti. O kaybettikleri maç olsa gerek. Deplasmanda Lee 1-0. Şimdi Molde burada bir kalite farkı olduğunu söylemek zaten doğru olur. Hem Avrupa'da oynadığı Elfsborg maçı var. Mesela içeride dışarıda gollü bir şekilde galip geldi. Hem de kendi liginde iyi bir şekilde gidiyor Norveç'te. Kendi evinde oynadığı maçlar olsun, deplasmanda olsun hiç affetmiyor. Kendi evinde oynadığı maçları zaten farklı kazanıyor. Çünkü rakibi avlukaya alıyor. Bakın o sistemiyle birlikte rakibi çıkarmıyor. Zaten şöyle bir durum da var. Kisparda takımını ben biraz araştırma yaptım. Sert savunma takımı diye geçer. Herhangi bir kategoriye koysaydık bu Kisparda takımı Sert savunma takımı diyerekten geçen bir takım. Savunmaya önemli bir takım. Şimdi Molde burada savunmayı aşabilecek mi? O önemli. Kisparda burada savunma yapacak. Arkada bulduğu kontrollerle gol aramaya çalışacak. de tabii ki etkin. Yani idealden burada da bence Molde'nin atacağı 2 golü değerlendirme altına alabiliriz. Onun da oranı 1.40 bantlarında. Evsel 1.5 üst oranı 1.38 ideal bir oranı var. Ben Molde'nin burada atacağı 2 golü idealden sizlere önerebilirim. Vaduz Komünist Spor mücadelesi. Şimdi Vaduz İsveçre, İsviçre Challenge Ligi'nde. Normalde İsviçre Süper Ligi'ndeydi. Geçen sezon değil ondan önceki sezon düştü alt lige. Hala da yükselemedi. Bu sezon yaptığı transferlere baktım çok fazla önemli bir katkı yok. 2-3 tane almışlar. Onlar da ne derece genç oyuncular katkı verir vermez bilmiyorum. Çok fazla hakim olduğum bir takım değil. Vaduz. inceden araştırdım. Fakat Konyaspor'a son oynadığı Bate Morrison maçlarına baktığımız zaman da takıma yorumculara baktım. Manchester City benzetmesi geldi. Yani bu benzetmeyi şöyle anlatayım. Yo falan demeyin. Şöyle bir benzetme. Ne yaptığını bilen, oturaklı, organize ataklara giren bir Konya Spor vardı. Çikaleşi kırmızı kart cezalısından dolayı bu maçta olmayacak arkadaşlar. Hücum hattında önemli bir eksiklik. Muhtemelen Muhammed Demir oynayacaktır. Fakat Muhammed Demir'den önce Konya Spor'un kanatları çok iyi. Mutici, Muriç ve sonradan girebilecek Mihalak. Mesela geçen maçta tek başına adam şov yaptı. Şov izledik yani. Kanatları çok etkili kullanan bir ekip Konya Spor ve oturmuş bir ekip. en kötü anlamda söylersek yani. O yüzden bu maçı ne yapar ne eder diye baktığım zaman da belki dep basmanda biraz zorlanabilir. Bu riski alır mıyız? Alırız. Oynayan takım çünkü. Oynayan takımın yanına gitmek lazım. Konya'nın atacağı iki golü aldım ben. 1.44 gibi orandan Konya Spor'un atacağı 2 golü idealden sizlere önerebilirim. Geçtim diğer mücadeleme. Başakşehir maçıyla bir ev mücadelesi. Şimdi ev sahibi ekip hakkında güzel araştırmalar yaptım. İzlanda ekibi ve şunu söyleyeyim. İzlanda ekibinde böyle çok boş bir takım değil bu. Bir 32'den 10 açmışlar da Başakşehir'e. Başakşehir'in son maçlarını izlediniz mi? Mesela Makabi Netanya ile mi oynadı? Neler neler kaçtı o maçta. Ben yani canlıdan önerdim o mücadeleyi. Yani Volkan Babacan'ın şansına diyeyim ben. Mesela bir tane arka direkte kaçan kafa vuruşu var. 7 metre kaleye böyle arkadan arkaya attı yani öyle söyleyeyim. Korner attı orada. Avuta attı. Ne korner? Avuta attı. Yani Başakşehir bence bu sezon o Başakşehir tadını vermeyecek bizlere. Ev sahibi de kendi evinde. İzlanda'da burada. Avantajını kullanabilir ki zaten kendi evinde oynadı. 6 maçı 11 maç bile oynadı. 11 maç bile oynadı sezon genelinde. 6 maçı kendi evinde oynadı. 6'da 6 yaptı. Ve maç ortalaması 3.1. Gol ortalaması bu tek başına. Yani burada Başakşehir e karşı defans yapacak diye düşünmüyorum ben. Bu kadar formda olan fiziksel bir fiziksel olarak ve normal formda olan bir takım olduğunu düşünerekten de Başakşehir'in de o formundan uzak olduğunu düşünerekten de ben burada ev sahibi atacağı bir golü öneririm sizlere. Onun da oranı 1.46. 1.46'dan bunu önerebilirim. Benim öncelik tercihim burada evin atacağı bir goldür. Başakşehir bana o hazır görüntüyü vermedi. Ama yüksek oranlarında da bir KG var tercihini de risk edilebilir. Onun da oranı 1.70. Ama önceliğim burada evin atacağı bir goldür. Hatta bir maçta bir sürpriz bile çıkabilir. Belirteyim. Olympiakos'la Bratislava mücadelesi. Bu maç hakkında da biraz notlarımı aldım. Öncelikle Olympiakos Makabi bozgunu sonrası teknik direktörle, teknik direktörle yollar ayrıldı. O adam da 3 sezondur şampiyon yapıyormuş. Pedro Martins. Onu araştırdım biraz. Takım zaten çok oynamıyordu. Cezası da dediğim gibi teknik direktör Pedro Martins'e kesildi. Yeni bir teknik adam geldi. Bu İspanyol bir teknik adam. Uluslararası anlamda da iş yapmış bir adam. Carlos Correbran. Corberan. Corberan diye biri. Notlarıma yazmışım da nasıl yazmışım? Kendi yazımı okuyamıyorum. 83'lü bir İspanyol adammış. Yani uluslararası anlamda da bir başarısı varmış bu adamın. Şimdi Bratislava'ya baktığımız zaman da gitti. French şu deplasmanda 2-1 yendi. Sürprize imza attı orada. Kendi evinde 4 tane gol yedi mesela. French Faroş zaten onun kalibresine bir değil de. Şimdi Olympiakos'ta takım takım içinde uyumlu olarak biraz sıkıntılar var gibi. Ee, bu teknik direktörden kaynaklı mıydı? Farklı kaynaklarla mıydı bilmiyorum. Ama yeni bir teknik adam geldi. Biraz daha düzene oturabilir. Bratislava burada ne yapar? Olympiakos'a karşı bilmiyorum ama ben şöyle bir tercihe gittim. Oranı da çok güzel ve yüksekti bence. Dedim ki Olympiakos yense bile bu maçı bence yenecektir de. 2-3 gol bandına kalır diye düşündüğümden dolayı 1.80 gibi orandan öneriyorum. Gayet de güzel oranı var. Olympiakos maçının 2-3 golünü. Toplamda 6 maçım. ideal maçlarım bunlar. Birkaç tane yüksek oran önerisi yaptığım için de çok fazla yüksek oran çıkartamadım. Değerlendirecekler'e bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.